ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk evi programı ile birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bildiğiniz gibi konuk evinde her gün farklı isimler bizlerle birlikte oluyor ve farklı farklı konular hakkında sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün ise konumuz 12 Eylül olacak. Çok değerli bir isim bizlerle birlikte Sayın Tekin Akın stüdyomuzda. Kendisi hem gazeteci, hem yazar, hem eğitimci bir kişiliğe sahip ve dönemi yakinen izlemiş bir isim. Kendisinden dinleyeceğiz neler oldu, neler yaşandı. Kendisini tanıyacağız, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle burada olduğunuz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bugün 12 Eylül'ü konuşacağız. Bugün 12 Eylül, darbenin üzerinden tam 33 yıl geçti. İzleri hala silindi mi silinmedi mi tartışılır. Konuyla ilgili gelişmeler hala devam ediyor. Bir yargılama sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Evet. Ama o dönem neler oldu, neler yaşandı? Bugün birazcık daha bunlara değineceğiz ama öncelikle sizi tanıyalım isterseniz. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben teknik öğretmenim. Eğitim kurumlarında çalıştım uzun yıllar. 35 yıl aşağı yukarı 30 yılını devlette çalıştım. Ondan sonra teknik liselerde öğretmenlik yaptım, müdürlük yaptım, yöneticilik yaptım. Sonra emekli oldum buradan 56'lardaki teknik liseden. Şimdi şey yapıyorum, Samsun'umuzun, güzel Samsun'umuza yerleştim. Ondan sonra Samsun'un yerel basınında, Halk Gazetesi'nde köşe yazıyorum haftada iki gün. Ondan sonra siyasetle uğraşıyorum. Ülke sorunları beni de ilgilendiriyor, herkesi ilgilendirdiği kadar. Zaman zaman görüşlerimizi söylüyoruz, beğenilir veya beğenilmez ama şeye katkıdır, yaşama katkı olsun diye böyle bir uğraş içerisindeyiz. Evet, böyle evet. Bir yol belirlediniz. Tabii. Bugün de sizin aslında birçok konu hakkında sohbet gerçekleştirebiliriz mutlaka ki tabii. Ama bugün 12 Eylül'ü konuşacağız. O dönemi yaşamış bir insan olarak anlatacaksınız bizlere. En başından başlayabilir miyiz? Öncesinde de mutlaka ki bazı izlenimleriniz var. Öncesinde neler oldu 12 Eylül'ün ve sonrasında 12 Eylül'de neler oldu? Şimdi efendim öyle ki ben böyle kötü bir anıları bugün böyle tekrarlanmasının bir tek faydasını umuyorum. Belki demokrasimize katkısı olur. Bunlardan, yaşadıklarımızdan bu toplum ders alır. Katkısı olur demokrasimize ve daha rahat o uygar dünyanın onurlu üyesi olmaya daha böyle ciddi adımlarla yaklaşırız diye düşünüyorum. Şimdi ben 12 Eylül'den önce yaş itibariyle 60 ihtilali olduğunda lise son sınıftaydım. Evet, yani, onu da tabii yani lise sonunda aklım eriyordu. Yani böyle değerlendirebiliyorum şeyi, 60 ihtilalini. Oradaki de bir yığın Türk halkının büyük çoğunluğu üzülmüştü, kızmıştı bu müdahale niye yapıldı diye. Çünkü neticede bir demokrasiye geçilmişti. Ama demokraside o kadar bir deneyimimiz yoktu. Şimdi 46'da bir çok partili sisteme geçtik ülke olarak. Ondan sonra hemen 60'da 50'de bir seçim oldu. Tek başına Adnan Menderes iktidarı iktidar oldu. Hemen 10 sene sonra bir şey oldu. Böyle bir deneyimi yoktu siyasi iktidarın. Ama 12 Eylül'de epeyce bir demokrasi deneyimimiz vardı. Yani o yanlışları biz yapmayabilirdik de. Şimdi şeyde 12 Eylül gerçekten bir kara basan, faşizm kara basan toplumun üzerine çökmüştü. Ben 12 Eylül'ün hangi birisine yanayım? Mesela 12 Eylül öncesinde bu ülkenin çocukları, bu memleketin insanları birbirlerini öldürdüler. Şimdi buna mı yanalım? Ondan sonra bu kavgayı durduracağını söyleyerek iktidara, yönetime el koyanların yarattığı faşist baskılara mı yanarsınız? Binlerce, on binlerce insanımızın işkence görmesine, fişlenmesine mi yanarsınız? Ülkenin gerçekten böyle düşüncenizi yüksek sesle söyleyemediğiniz mi yanarsınız? Yani bir yıl olumsuzluk iç içe geçmişti. Şimdi 12 Eylül'ün getirdiği hasar benim için çok önemli. Bakın 12 Eylül'de benim elimdeki rakamlara göre 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş. Evet. Bu da hakikaten bu, çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yani ben altlarda biraz sonra söyleyeceğim. 650 bin kişi gözaltına alınmış. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış. 7 bin kişi için idam cezası istenmiş. 517 kişiye idam cezası verilmiş. Evet. Şimdi haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asılmış. 26 siyasi suçlu,
23'ü de adi suçlu diye geçiyor. İdamları istenen 259 kişinin dosyası meclise gönderiliyor ve 71 bin kişi 141, 142, 163'ten yargılanıyor ülkede. Müthiş bir karabasan. Yani ben tamamını okumak yerine toplumun bütün kesimlerinin nasıl etkilendiğini göstermek için bunları... Evet, hakikaten çok ağır bilançoları evet, var. Evet, evet. Bakın mesela gazetecilerle ilgili. Gazetecilere 3315 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Evet. 12 Eylül müdahalesinde. 31 gazeteci cezaevine girmiş. 300 gazeteci saldırıya uğramış. 3 gazeteci silahla öldürülmüş. Gazeteler 300 gün yayın yapamamış. Şimdi böyle bir toplum düşünebiliyor musunuz? Şimdi bütün bunlar bize 12 Eylül'ün ve askeri darbeleri gerçekten sağlıklı bir şey olmadığını gösteriyor. Evet, peki efendim lafınızı bölüyorum ama sebebi neydi 12 Eylül'ün? Eylül'ün öncesinde 12 Eylül'e getiren, bu noktaya ulaştıran evet. sebepler neydi? Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Şeyin İsveç Başbakanı, bunu ben arkadaşlarımızla sohbetlerde çok kullanıyorum. İsveç Başbakanı Oleg Palme'nin çok güzel bir şeyi var. Yabancı misyon şeflerine İsveç eğitimini anlatırken onlara diyor ki, biz diyor okullarımızda çocuklarımıza matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri öğretmeden önce onlara birbirleriyle nasıl anlaşacaklarını öğretiyoruz diyor. Sonra yan yana gelip nasıl örgütleneceklerini öğretiyoruz. Ondan sonra diyor, bunları öğrendikten sonra fizik, kimya, matematik bunları öğretiyoruz diyor. Şimdi biz, dikkat edin bizim ülkemizde aile toplantıları, ben öğretmenlik de yaptığım için oradan biliyorum, veliler gelir. Özellikle annelerden biz doğru sonuçları annelerden alırız. Şimdi diyor ki, çocuğun durumunu akşam evde konuşacak bir toplantı yaptığımızda hemen babamız sinirlenir. Ondan sonra ben senin harçlığını veriyorum, şununu veriyorum namussuz sen ders çalışmasın ha diye kavgayla bitiyor. Yani biz bir defa şeyi bilmiyoruz. Nedir onun adı? Bu birbirimizle nasıl anlaşacağımız evet, konusunda iletişim kuramıyoruz. Bilgimiz yok. İkincisi bunun arkasına çok önemli bana göre Türk halkının bundan sonra siyasilerinin özellikle şey yapması lazım, buna dikkat etmesi. Mesela bir devlet denklemi diye bir denklem okumuştum bir kitapçıkta, diyor ki siyasi toplum ve sivil toplumdan oluşur şey, halklar. Evet. Şimdi siyasi toplum işte usulüne göre yapılan seçimlerle oluşan kitle, sivil toplum, sivil toplumun bir manası var. Sivil toplum siyasileri denetleyici bir özelliği var. Değil mi? Aslında bu Türkiye'de sanıyorum biraz daha ikinci planda kalıyor. Maalesef. Şimdi sivil toplum böyle olunca, bakın size bir şey söyleyeceğim. Çok ilgi çekicidir o. Milattan önce 427'de doğmuş, milattan önce 347 yılında da ölmüş. Yani 400 olsa sıfıra varmaya bir 600 sene oradan ister. 2013'teyiz, 2600 sene. Evet. 2600 sene önce bakın bu şeyi demokrasiyle ilgili Eflatun'un bir lafı var. Eflatun'un Devlet adlı kitabından aldım evet. bunu. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir. Bakın 2600 sene önceki tespitler bunlar. Ama milletin kendisini yönetecekleri iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Bakın bunu 2600 sene önce söylüyor. Halk övülmeyi, onun için güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Evet. Oy toplamasını bilen herkes devleti idare etmeyi hakkını kazanabilir diyor. Şimdi yani 12 Eylül öncesinde şu demokrasiyi biz biraz bunu söylerken 12 Eylül darbesini yapanlara hak vermek için söylemiyorum. Ama demokrasinin de kurallarına uygun, usulüne uygun şekilde oluşturulması lazım. Buna izin vermiyor siyasiler. Niçin vermiyor? Sivil toplum, Türkiye'de ben kendimi bildim bileli, şey yok. Yani örgütlü hale getirilemedi. Evet, mesela, şu anda bile değil mi derneklere tabii, baktığımızda sanıyorum tabii. bunu en yakın olarak tespit edebiliriz. Bir derneğe başvururken ya da bir örgüte katılırken tabii. tereddüt söz konusu, tabii. bir korku, bir önyargı. Ben mesela şeyde çok üzülüyorum, canım sıkılıyor. Yani beni zanneder ki millet, ben siyasi olarak sol görüşlü bir adamım ama mesela şeyi dinlerken, başbakanı dinlerken, geçenlerde aklıma geldi özellikle de o gezi olayları sırasında. Şimdi işte elimde %50'yi zor tutuyorum. Yani toplum böyle
birbirine düşürücü şeyler. Şimdi o zaman düşündüm. Yani benim, ben son görüştüm ama benim sülalemde, akrabalarımda AKP'ye oy veren var. Benim arkadaşlarımdan AKP'ye oy verenler var. Benim komşularımdan AKP'ye oy verenler var. Yani ben AKP ile düşman falan değilim aslında. Şimdi bizim böyle birbirimize düşmanlık, işte yani demokrasi bilmeyenlere güç veriyor. Yani darbe yapmak isteyenlere güç verdiği için bunları anlatıyoruz. Şimdi benim böyle bir düşmanlığım olmadığına göre, oysa çıksa da orada şey deseydi ki, başbakan deseydi ki ya biz Cumhuriyet Halk Parti ile düşman falan değiliz. Biz siyasi rakibimiz onlar. En fazla bu... Aslında halk da bunu istiyor. Tabii halk bunu istiyor ama halk da demin söylediğim özelliklere sahip olmadığı için, övülmeyi sevdiği için iyi demagoglar, bakıyorsunuz onu ikna ediyor ve iktidarı ele geçiriyor. Yani şunu demek istiyorum. Şeyde nedir onun adı? Darbelerin sebeplerini doğru işleyip bu demokrasi isteyen kitlelere demokrasi kurallarına göre oynatmayı bilmemiz lazım. Bizler de şimdi ben sivil topluma gidiyorum. Mesela şeydim, eğitim seviyesiydim emekli olmadan önce. Eğitim işle beraberlerdi o zaman. Şimdi oraya girerken emniyette çalışan arkadaşlarım vardı. Ya ötekin oraya niye giriyorsun? Ya orada bir şey yaptığımız yok. Biz sanki Kırklar ile Edirne'nin satışını falan hazırlamışız da Bulgaristan'a satacağız orayı. Sen de bunu tespit ettin de bizi... Hayır, ben orada maaşımla geçinemiyorum diyorum. Evet, değil mi? Sendikal haklarınızı kullanıyorsunuz. Taleplerimi çarpıyorum. Kimi kullanıyorum bu taleplerim için? Kamuoyunu kullanıyorum. Çünkü siyasi iktidarı halk seçiyor. Şimdi bakın bir şey daha var. Ben fazla şey yapmıyorum değil mi? Sizi... Estağfurullah, buyurun efendim. Şimdi bakın şeyde demokrasilerde sokaklar çok önemli. Yani ben bir Brezilyalı futbol adamı diyor ki Brezilya'nın en iyi futbol altyapısı ara sokaklarıdır diyor. Değil mi? Bir defa futbol sokakta öğreniliyor. İki, demokrasi sokakta öğreniliyor. Evet, aslında tabii. Hayat değil mi? Sokakta hayat, tabii. Öğreniliyor. Kavga etmek sokakta öğreniliyor. Ben dövüşmeyi sokakta öğrendim. Zonguldak'ta büyüdüm. Küçükten beri kavga ediyorduk işte mahalle aralarında. Dövüşmeyi sokakta öğrendim. Demokrasiyi sokakta. Şimdi sokakları siyasi iktidar doğru değerlendirecek. Sokaklar demokrasiye tuzak hazırlanan yerler değil. Eğer böyle değerlendirirsek... Bu 12 Eylül gibi darbelere meyli olan güçler her zaman bu halkın halka yeni şeyler vaat ederek, işte bunlar görüyorsunuz demokrasiyi beceremiyor diyerek bu mazeretleri kullanarak yeni darbelere gebe kalır bu toplum. Onun için halkın aklını başına getirmesi lazım. Siyasilerin aklını başına getirmesi lazım. Özellikle siyasilerin aklını başına getirmesi lazım. Maalesef ben üzülüyorum. Yani bir Türk yurttaşı olarak, siyaseti yakından izleyen bir insan olarak... siyasilerimizin siyaset mühendisliğini bilmediğini, halkla kavgaya dayalı bir siyasi anlayış olduğunu üzülerek şey yapıyorum, izliyoruz bunu. Evet, böyle bir durum evet, var, böyle bir karmaşı var. Tabii. Peki efendim 12 Eylül gününe gidecek olursak, siz o günü mutlaka ki iyi bir şekilde analiz edebiliyorsunuz, hatırlayabiliyorsunuz. O gün neler oldu? Aslında yeni bir dönemin başlangıcıydı ama tek bir güne indirgenmiş durumda şu anda 12 Eylül olarak geçiyor. O gün yaşananlar nelerdi? Şimdi benim çok ilginç bir gözlemimdir bu. Günde... Her gün 10 kişi, 15 kişi ölüyordu Türkiye'de. Muhtelif her ilde çatışmalar, sağ sol çatışmaları vardı. Mezhep çatışmaları oldu. En son ise Kahramanmaraş ve Çorum'daki olaylarla insanlar katledildi. Evet. Yüzlerce insanımız öldü oralarda. Şimdi Türkiye'nin bir bu güvensizlik olduğunda güveni sağlayacak güvenlik güçleri vardı. İşte sıkı yönetim ilan edilmişti. Tüm bu tedbirlere rağmen, bu ülkede güvenlik sağlanamamasına rağmen... 12 Eylül gecesi bir darbe oldu. Sanki şeyle kesilmiş gibi, bıçakla kesilmiş gibi terör durdu. Sabahleyin durdu. Biz sabahleyin kalktık, kimse yok. Sıkı yönetim eskiden de vardı. Yani şimdi bunun ben bir planın ürünü olduğunu düşünüyorum. Evet, bu kadar düzenli bir şekilde ilerlemesinden. Tabii ben bunun bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Ta tarihin Osmanlı'dan bu yana Anadolu toprakları üzerinde emelleri olan yayılmacı güçler var. Gerçekten bizim belki şu Atatürk devrimlerini zaten bunun için seviyoruz. Atatürk'ü Osmanlı'nın külünden bir cumhuriyet yaratmış. Onun sayesinde işte uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmuşuz. Mesela bu şeyin Anadolu topraklarında yaşayan bizim sık sık sekteye uğramamız,
sık sık böyle darbelerle şey yapmamız belki biraz şey olacak ama önemli bir şahsa soruyorlar, bu nedir diyorlar, 12 Mart muhtırası da verildi. Evet. 60'da ihtilal, 71'de muhtıra, efendim şeyde 80'de darbe, o arkasında 28 Şubat müdahale, ne oluyor? Arkadaş şimdi yani tekrar söylüyorum, orasını kesinlikle şey yapmış, pusuya yatmış, bu ülkede demokrasinin gelişmesini istemeyen, ülkenin içinde ve dışında kaos yaratmak isteyen güçler var. Bu güçler bu güçlerini iyiye kullanmak istemeyebilir. Bunlara zemin hazırlayıcı şeyler. Şimdi arkadaş, iki kişilik aileyi yönetemeyen adam devlet yönetmeye kalkmayacak. Siyasetin birinci prensibi bu bir defa. Gerçekten işte bugünkü siyasi arenaya bakıyorsunuz. İşte önümüzde yerel seçimler var. Evet, değil mi? Bununla şimdi ilgili bu bir demokrasi, tabii şenlik bu. Bu şenliği nasıl değerlendireceğiz? Partilerin başında birer tane tek seçici var. Efendim bu tek seçiciler belirliyorlar. Halka da diyorlar ki siz oy verin, bak ben bunları uygun gördüm. Böyle bir oyun darbe yapma niyetinde olanlara hazırlanmış bir zemindir diye ben düşünüyorum. Onun için de üzülüyoruz yani Türk siyasetine baktıkça. Evet. Evet, peki ne olmalı sizce? Şimdi bakın, aslında birlikte yaşama ile ilgili çok önemli şeyler var. Ben bu halkın önce barış içinde kavga etmeden bir arada yaşamasıyla ilgili cevap. Mesela şimdi o eğer bu askeri vesayet biraz şey olmasaydı, bu Kürt sorunu falan, Doğu sorunu da çok önemli sorun olurdu bu ülke için. Bakın oraya bile işte barış şeyi diye bir girişimi diye bir girişim var, evet. İktidarın, siyasi iktidarın. Aslında ben bunu bir siyasi ağızdan dinlemiştim. Şimdi şey var, nedir onun adı? Sorunlarımıza biz çözüm üretemiyoruz. Birbirimizi taklit ediyoruz. Yani mesela ben Doğu sorunuyla ilgili bunu yine birkaç televizyon programında anlatmıştım. Ama bu halka çözüm olsun diye mutlaka tekrarlamakta yarar olduğu için. Evet. Şimdi arkadaşlarımdan beni dinleyenler diyecekler, yine diyecekler bunu mu anlatıyorsun Tekin diyecekler, ama çok önemli olduğu için anlatıyorum. Şimdi şey var, Amin Maruf diye bir yazar var. Bu yazar Lübnan'da doğmuş. 27 yaşına kadar Lübnan'da yaşamış. Ve diyor ki, Lübnan yurttaşı olduğum için çok mutluyum. Çocukluğum orada geçti. Baba toprağım, ana toprağım orada. Evet. Lübnan kimliğiyle övünündüğünü söylüyor. Sonra 27 yaşından sonra babasının görevini, o Lübnan'da karışıklar nedeniyle Fransa'ya iltica ediyorlar ve şu anda Fransız yurttaşı. Dünyanın ünlü yazarlarından birisi. Şimdi diyor ki, Fransız yurttaşı olduğum için de çok mutluyum. Çünkü diyor, şey, nedir onun adı? Geçimimi orada sağlıyorum, karnımı orada doyuruyorum. Evet. Fransız yurttaşı olduğum için de mutluyum diyor. Şimdi beni rahatsız eden bir şey var diyor. Bana söyle bakalım, Lübnan yurttaşının yurttaşlığını mı çok seviyorsun, Fransız yurttaşlığını? Evet, böyle bir kıyaslama var. Şimdi bakın, bu iki kimliği ölümcül hale getiriyoruz. Adam sıkılıyorum bundan, beni öldürür bu iki kimliğin arasına sıkıştırmayın diyor. O kimliklerin ikisiyle de övünemez miyim ben? Övünürüm. Şimdi bakın bu bize nasıl bir manevra alan açıyor. Mesela doğuda bizim sorunumuz var. Mesela Kürt yurttaşlarımız bizim Kürt olduklarıyla tabii ki övünecekler. Övünecek, ben Kürt'üm. Bir adamın ana dilini, ana soyunu inkar ettirebilir misiniz? Evet. Bana sen Zonguldaklıyım demeyeceksin, bundan sonra Samsunluyum diyeceksiniz diye tutturabilir misiniz? Tutturamazsınız. Ben şimdi efendim iki ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğuyla da övünmeyi öğreteceğiz onlara. Evet, değil mi? Bunun buradaki tabii, püf nokta bu. Bütün püf noktası burada. Şimdi bu manevra alanı açıyor bize. Yani biz Kürt yurttaşlarımızla otursak da desek ki Kürt kimliğinizi tabii kullanacaksınız. Onun gereklerini size biz hepsini yerine getireceğiz ama şu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığında bir sorunumuz olmasın. Onlar da yok diyorlar. Bilmiyorum. İnşallah yoktur. O samimiyete inanmak lazım. Yani işin özeti şu. İşin içerisine halkın kendisi girmesi lazım. İki tane demagog devleti yönetmeyi hakkını alıyor. İşte demin Eflatun'un sözünden. Sıkıntı aslında burada. Yoksa darbeler, marbeler, bizim Türk halkı barışı seven bir halkız biz. Anadolu'ya gitmişizdir. Ne kadar misafirperverdir. Hiç siyasi görüşünü sormaz. Evet. Ondan sonra hiç şey yapmaz. Tabii bu halk nasıl birbirine girer? Günde 20 kişi ölüyordu. Siz belki hatırlamazsınız. Yaşınız ona el vermez. 60 öncesini, 12 Eylül öncesini hatırlamazsınız. Ben sanat okulunda yöneticiydim o zaman. Sabahleyin okulun kapısına çıkardım. İşte A grubu, B grubu kapıda karşılaştığında o gün oldu tatil. Kavga çıkıyor.
Ondan sonra belki alamıyor. Şimdi böyle bir ölümlerle olur. Ölüm oluyor, kaldılar. Ölüm oluyor tabii. Kaç tane talebemiz öldü, kaç tane çocuk vuruldu. Yani o darbelere zemin hazırlayacak o demokrasinin kurallarını ihmal etmememiz lazım. İşte siyasilerimizden isteğimiz bu. Bizi dinlesinler, sokaklardan korkmasınlar. Öyle evet. değil mi? Sokaktan niye korkuyoruz biz? Evet. Evet, mutlaka Türk halkında belki birazcık daha aktif hale getirilmesi gerekiyor evet, bu konuyla evet, ilgili. Bu evet, konuda da sanıyorum evet, yine sivil evet, toplum evet. kuruluşlarına tabii. bir... görevler düşüyor. Tabii. Peki efendim 12 Eylül döneminde bu gruplardan bahsettik, siyasi otoriteden bahsettik, askeri otoriteden bahsettik ama sıradan bir halkın bu olaylara bakış açısı nasıldı? Tamamen bu olayların dışarısında olan bir aile örneğin. Ya nasıl şimdi, etkilendi 12 Eylül'den? Şimdi size bir şey, ben mesela annemi düşünüyorum. Şimdi annem, aman oğlum okulda şuna dikkat edin. Aman oğlum olaylara girmeyin. Yani bizim Türk insanı devletini, ülkesini seviyor. Yani şimdi ama bir güç geldi, elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir güç geldi, Türkiye'yi karman yorman etti. Sağcı solcu da birbiriyle kavga ettirdi. Şimdi bunun şeyi neydi? Bana göre yasaklardı. Şimdi bakın, mesela ben bir Fatsa olayını biliyorum. Fatsa'da bir yerel seçimler yapıldı. Ben onun bak rakamlarını da vereyim size. Fatsa'da yerel seçimler yapıldı. Şimdi... Bu adamı suçlu yapmayın. Baskılarla ondan sonra terörist oluyor işte şey oluyor. Bakın Fatsa'da yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'de katılmış o seçimlere. Oradan bakın 14 Ekim 79'da yapılan ara seçimlerinde Devrimci Yol'un bağımsız adayı Fikri Sönmez. CHP adayı Zeki Muslu'nun 1150 oy almış CHP adayı Fatsa'da. AP adayı 850 oy almış. Ondan sonra 3096 oy da Fatsa'nın Devrimci Yolu belediye başkanı adayı olmuş. Oy almış. Şimdi bu seçimi yapmasaydı kardeşim. Yaptın madem bu seçimi. Bu çocuk seçimi kazandı. Şimdi vay bu komünist bu namussuz. Bu bakalım ne yapıyor. Şimdi yaptığı da ne işte Fatsa'nın çamuruyla uğraşmış ilk önce. Çamurları önlemeye çalışmış. Ha, örgütlenmeyi seviyor. Sol örgütlenmeyi bilir. Örgütlü yaşamak demokrasinin gereğidir. Yanlışları yok mu Fatsa'daki belediyenin o eylemlerin arasında? Var. Ama... şeyin de devletin de bakışı insanı suça teşvik ediyor. Yani ben o Fatsa olayını mesela bu kadar büyütmeye gerek yoktu diye düşündüm. Madem bu seçimi yaptırmayacaksın. Bakın partilerin aldıkları oyu söylüyorum. Adam orada bu oy almış. Şimdi demokratik bir seçim tabii, yapılmış. Tabii ve işin çok çirkin yanı şey yapıyorlar Kenan Evren'e. Bakın Erdal Eren diye bir şey idam cezası alıyor. Yargıtay iki defa bozuyor idam cezasını. Yaşından dolayı bakın, da sanıyorum. Milli Güvenlik Konseyi tarafından iki defa iptaline rağmen ceza onaylanıyor ve bu adam asılıyor. Evet. Şimdi asıldıktan sonra söylediği çok çirkin Muş gezisinde söylemiş onu. Asmayalım da besleyelim mi diyor. Evet değil mi? Bu da o şimdi, dönemde akla gelen sözlerden. Şimdi yalnız şimdi bakın bu 12 Eylül'ü yargılarken bir şey dikkatimi çekiyor. İki tane yaşlı general al oradan. Onları ondan sonra 12 Eylül yargı. 12 Eylül yargı, öyle yargı bakın. Mesela ben şuradan birkaç tane madde söyleyeyim size. Şimdi o 5 generalin kurduğu olağanüstü durum hükümetinde görev alanlar ne olacak? Onların da yargılanması lazım. Ne diyeyim aslında daha geniş bir tabii, kitleden sonra, bahsediyoruz. O 5 generalin kararlarını acımadan uygulayan o dönemde görev alanlar ne olacak? Onu bilmiyoruz. Diyor ki 12 Eylül'ü yargılayacağız. Ha, i̇nşallah yargılarız. 12 Eylül öncesinde sanki terörü halk yapmış gibi hala halkın yanlışları işleniyor. Halk aslında yanlış yapmadı. Bir de tutukluluk yetmez. Bunlara Hanya'nın, Konya'nın ne olduğunu öğretelim diyen güvenlik güçleri vardı. Alıyor işkence yapıyordu şeyde. Şimdi bunlar nasıl yargılanacak, nasıl tespit edilecek? Yani bir ülke 12 Eylül'le yüzleşecek. Onun esas müsebbiplerini belki bulamayacak ama işte onu demokrasi dersi haline getir. Onun halkın yani sokaklardan korkmadan, halkın demokratik örgütlenmesine müsamahayla bakan bir anlayışla ondan sonra demokrasiyi Türkiye'ye getirmekle belki biz bu şeyleri darbelerden kurtuluruz. Ben mesela hala bu ülkede sokaktan korkan, demokratik kitle örgütlerinden korkan, sivil toplumdan korkan hatta rakibimiz olan siyasi partiler birbirlerinden korkuyorlar. Aslında biz dedim ya düşman falan değiliz. Evet aslında ya, değil mi? Değiliz tabii değil canım. Biz rakibiz yani siyasi rakibiz çıkıyoruz işte. Birbirimizle tartışıyoruz, şey yapıyoruz. Evet. Evet. Peki efendim sonrasında bir anayasa yapıldı. 12 Eylül sonrasında. Bu konuya birazcık değinecek olursak. Evet. Şimdi
anayasa işte bugün de hala tartışma konusu. Şimdi söylediğimiz sivil toplum örgütlenmesini tamamlayamamış bütün toplumlarda sivil toplum çok önemli. Onun örgütlü olması çok önemli. Yani diyor ki siyasilere sivil toplum sizi ben seçiyorum. Sizi belirleyen benim. Benim taleplerimi dikkate alın. Bunu şey yapıyor. Şimdi biz bunu işte indirgiyoruz. Siyasetçiler çok kurnaz. Yani dedim ya o demagogluk halkın neresinden övülmesini bilirse hemen onlar o demagoglar sayesinde. Şimdi bu demagogluğu iyi yapanlar halkı şey yapıyor. Şimdi şeyin 12 Eylül öncesi sonrasında yapılan anayasanın ben mesela hatırlıyorum bir zarfları vardı. Evet vereceğiz. İçeriye koyduğunuz görünüyor. Millette bir korku var. 12 Eylül darbesi olmuş. Mesela ben hiç korkmadan o anayasaya hayır dediğimi hatırlıyorum. Ama o işte hayırı ters çevirip zarfın içerisine koydu millet. O baskıyla %92'nin üzerine şey aldı. Şimdi anayasanın yapılışı nasıldı? Yapılışı işte o toplumun bütün güçlerini şu deminki söylediğim tutuklamaları, işkenceleri, idamları yapan bir yönetimden, onun oluşturduğu şeyden demokratik bir şey çıkar mı? Şimdi bakın dedim ya keşke 12 Eylül darbesinden sonra yapılan anayasada da 61 anayasası gibi bir anayasa çıksaydı. Mesela 61 anayasasında biz bütün bugün kullandığımız demokratik hakların tamamını 61 anayasasında aldık, kazandık. Keşke öyle bir anayasa çıksaydı. Ama olmadı. Biz o toplumsal uzlaşma konusunda biraz şeyiz. Becerikli değiliz. Evet. Evet. Dolayısıyla böyle bir anayasa. Anayasa çıktı. Evet. Evet. Toplumun evet. Anayasası değil. İşte demin söylediğim gibi sivil toplumu dışlamış. Şimdi geçenlerde o mimar mühendis odalarıyla ilgili evet. Çıkartılan bir yasa var. Şimdi adamların onaylama yetkilerini elinden alırsanız o sivil toplum örgütünü ne hale getiriyorsunuz? Halbuki orası bir güç, o meslek grubunun önemli bir odası. Ama maalesef işte sivil toplumu bakışı siyasilerin çok hoş değil. Evet. Evet ve bu anayasa ile ilgili düzenlemeler hala devam ediyor. Henüz değişmiş durumda da değil bu evet. Çıkarılan anayasa. Siz nasıl yorumluyorsunuz tüm bunları? Yine dün Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Başbakan yardımcısı bir açıklama yaptı evet. Ve son rötuşlar yapıldığını söyledi. Hı. Ayrıntıları Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağını, bizzat kendisinin açıklayacağını söyledi. Evet. Sizin yorumlarınız neler bu konuyla ilgili? Nasıl bir anayasa düzenlendi sizce? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu çok böyle televizyonlarda çok sık rastlıyoruz. İşte toplumsal mutabakat, toplumsal birbirine. Evet, toplumsal uzlaşma. Aslında toplumsal mutabakatı nasıl sağlayacağız? Birbirimizin düşüncelerine çok... Bakın şeyde güzel bir laf var. Demokrasi için hiç fazla bir şeye gerek yok. Diyor ki biraz sevgi, azıcık sabır, çok az da hoşgörü yaşamı dizayn etmeye yeter diyor. Şimdi kardeşim çoğunluğu bu istikrar adı altında... Mesela koalisyon, beraber yaşamayı becermektir koalisyon. İşte üç tane parti koalisyonu. Yok efendim o istikrarsızlık yaratıyor. Türkiye batıyor aslında hiçbir şey ama demokrasinin temel felsefesi zaten bu. Yani bu birliktelikten sanıyorum bir korku oluşturuyor. Şimdi korku unsur oldu. Yani 12 Eylül ondan korkuttu. Onun için işte %10 barajı var. Çoğunluk sende olunca uzlaşma ne demektir? Sen biraz fedakarlık yaparsan uzlaşırız. Şimdi azınlıkta olan adamın çoğunluk olma hakkını elinden alamazsınız. Demokrasinin en önemli öğelerinden bir tanesi. Şimdi yani ben bu siyasi iktidarla bu muhalefetin bu anayasa konusunda bu işi becerip de şöyle adam gibi bir anayasayla bu toplumun önüne çıkacaklarına inanmıyorum. Yani biraz daha bizim toplumun özellikle siyasilerin bu şeyi öğrenmeleri lazım. Demokrasiyi öğrenmeleri lazım. Demokrasi bir bilmece bulmaca değil. Demokrasi aslında beraber yaşama sanatı. Bakın bir şey daha anlatayım size. 1700'lü yıllarda bu şeyi araştırıyorlar. Doğanın diyalektiliğini araştırıyor felsefeciler. Ondan sonra işte güneş doğuyor, güneş batıyor, yaz geliyor, kış geliyor, soğuk oluyor, şey yapıyor. Buradaki doğanın kanunlarını incelerken 24 tane ders çıkartmışlar. Tabii doğanın en önemli öğelerinden bir tanesi de insan. Şimdi insanlarla ilgili orada bir şey söylüyor felsefeciler. Diyor ki, aynı şeyleri düşünmeyen insanlar bir arada yaşamak zorunda kalacaklar diyor. Bakın felsefecilerin o gün konuştuğu şey. Adı 24 ders var, bu 6 numaralı ders işte. Zıtların birliği ve mücadelesi ilkesi diye bir konu koymuşlar. Bunlar dizayn edilirse rahat yaşar insanlar diyor. Ta 1700'lü yıllarda. Şimdi bakın orayı açtık o 6. maddeyi.
Diyor ki aynı şeyleri düşünmeyen insanlar bir arada yaşamak zorunda kalacaklar diyor ileride. Kaldık mı? Mutlaka. Kaldık. İşte aynı şeyleri düşünmeyen insanlar bir arada yaşamak zorunda kaldık. Bu yaşamlarını sürdürürlerken birbirleriyle mücadele de etmeleri gerekecek. Evet. Çatışmalar da söz konusu olabiliyor. Diyor ki bu mücadeleyi kafa göz yarmadan nasıl yaparlar diye 1720'li yıllarda konuşmuşlar felsefeciler. Şimdi sene 2013. Allah aşkına. Yani birbirimizin kafasını gözünü yarmadan şöyle beraber yaşama şartlarını öneren şöyle bir siyasi iktidara rastladık mı? Hep benim dediğim olacak. Benim de olmaz. O hoşgörüyü, o sabrı şey yapacağız. Sonra kendimize göre kurallar koyuyoruz ve elimizden geldiğince demokrasiyi çirkinleştiriyoruz. Dünya bizi sanıyorum hayretle izliyor. Yani o demokrasiyi adam gibi uygulayan ülkeler bizi hayretle izliyorlar. Böyle demokrasi olmaz aslında. Gerçekten olmaz. O sivil toplum çok önemli. Ben çok önemliyim. Siz çok önemlisiniz. Şimdi bir şey daha anlatacağım. Zamanımız var değil mi? Buyurun, var efendim. Şimdi şeyde bunu gene arkadaşlarımızla çok konuşuruz biz. Demokrasinin çok önemli bir insanı şeyi. Şimdi bu seyrettiğimiz televizyon, akşamları böyle çayımızı koyarız hani televizyon evet. Seyrediyoruz ya. Televizyonun parçalarını sohbet ettirtiyor yazarın bir tanesi. Diyor ki parçalar birbirleriyle sohbet ederken ilk sözü görüntüyü getir ama tüp var şeyin evet. İçerisinde o söz alıyor. Diyor ki arkadaş hiç uzatmayın. İçinizde diyor en önemli işi ben yapıyorum. Eğer burada birisi baş olacaksa o ben olacağım diyor. Görüntüyü getiriyorum diyor. Şimdi tabii bu bir soğuk duş. Şimdi oradan ekran söz alıyor. Diyor ki abi tamam görüntüyü sen getiriyorsun da ben olmasam senin getirdiğin görüntü neye yarar diyor ya. Ve kavga büyüyor böyle tartışırlarken en son o aşağıda şu kadarcık bir açıp kapama düğmesi var. Evet. O düğme söz almış diyor ki ya arkadaş bizi diyor adam yerine koymuyorsunuz ama ben de diyor çok önemliyim. Ben olmasam kapatırım diyor hiçbir işe yaramaz görüntünüz diyor. Şimdi buradan bir yere varmak istiyoruz. Bu demokrasinin temel felsefesi bir ailede, bir dernekte, bir siyasi partide, bir toplumda kimse kimseden daha önemli değil. Hepsinin kendine göre. Şimdi bakın tabii o sendikalar falan keşke güçlü olsa da şu çöpçülüğün ne kadar önemli bir meslek olduğunu öğrensek. Değil mi? Evet. Karnımı asgari ücretle geçinemiyorum diyen çöpçü bir hafta şurada çöpleri toplamasın onun cumhurbaşkanlığı kadar önemli bir meslek olduğunu bir öğrensek. Yani demokrasinin buna benzer birçok örnekle beslenmesi lazım. Demokrasi hukukla beslenmesi lazım. Demokrasinin işte şeyle birbirimize saygıyla beslenmesi lazım. Örgütle beslenmesi lazım. Demokrasi böyle bir şey aslında. Peki efendim 12 Eylül dendiği zaman akla gelen bazı isimler var. Kenan Evren bunların başında geliyor mutlaka tabii. Ki ama bir diğer yanda da Deniz Gezmiş arkadaşları. Bu isimler var. Bu isimlerin peki halkla olan ilişkisi nasıldı o dönemde? Şimdi, halkın bakış açısı bakın, nasıldı bu isimlere bakın, karşı? Bakın çok ilginçtir. Deniz Gezmiş olayı açıldığında benim hakikaten yüreğim sızlıyor. Onları bu topluma terörist diye sunmaya çalışan bir ekip vardı. Deniz Gezmiş hiç kimseyi öldürmedi biliyor muydunuz? Biliyor musunuz? Evet okuduğum kitaplar öldürmedi. Dolayısıyla. Öldürmedi kimseyi. Ne yaptı o? O zamanki şartlarda siyasi iktidarı beğenmedi sokağa çıktı. Düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak istedi. Ona dediler ki sen teröristsin sen. O bunlara tepki verdiler. Bir gençlik hareketiydi o. Mesela evet. Bakın 68'de o Fransa'da bu gençlik hareketleri, ayaklanmalar başladığı zaman, şimdi siyaset dedim ya mühendislik. Bakın kimdi o zaman bilmiyorum Fransa'da yönetimde kim vardı? Öğrenci olayları başladı. O Fransız olaylarıyla başladı. Dünyaya yayıldı 68'de. Evet. Şimdi o yönetim gençlere televizyonlardan, radyolardan, basından şey yapıyor. Diyor ki her mahalleye rehberlik büroları kurduk. Sorunlarınızı o rehberlik bürolarına anlatmazsanız sizin ne istediğinizi anlayamayız diyor. Şimdi ne yapabilirdi Fransız yönetimi? Siz teröristsiniz. Salardı polisi, gazı sıkar boynuna. Üniversitelerde öğrenciler ayaklanıyorlardı orada da. Sıkardı gazı, onları etkisiz hale getirirdi, joplardı bilmem ne. Böyle yapmadı. Mahallelere, her mahalleye rehberlik büroları kurduğunu anlattı. Gençlere dedi ki gelin oraya meramınızı anlatın, sorunlarınızı anlatın. Biz bilelim sorunlarınızı, sonra bizim önerdiklerimizi beğenmezseniz gene konuşuruz dedi. Şimdi bakın demokrasi böyle güzel bir şey aslında. Bunu nasıl ustalıkla bu hale getirip de
Şimdi görüyorum, dün akşam gene televizyonları izledim. Türkiye'de kan ağrıyor geceleri sanki böyle, evet, birbirini o çocukları işte bir cenaze oldu, şeyden düşmüş. Evet. Böyle devlet olmaz yani. Böyle baskıyla bu çocukları dinleyelim bakalım. Ne istiyorlar bunlar? Var mı dinleyen? Maalesef yok. İşte 12 Eylül'ün Türk toplumuna bıraktığı en önemli araç, baskı aracı bu. Ve hala bu alışkanlığımız devam ediyor. Egemen güç benim, doğruyu ben düşünürüm, sen şey yapamazsın diye. Bu çok yanlış, üzüyor bizi demokrasi adına. Evet. Böyle bir baskı var. Peki, evet, efendim, yavaş yavaş sonlandıracağız programımızı ama sizin bugünle ilgili temennileriniz neler, insanlara ulaştırmak istediğiniz mesajlar neler, evet, bu konuyla ilgili, evet, olarak? Şimdi ben çok önemli bulduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi Adapazarı'nda 1999'da bir deprem oldu, hatırlıyor musunuz? Evet. Ben o zaman, benim abim mimardı. Bana o depremdeki hasarın bu kadar büyük oluşunun sebebi fay hatları var. Fay kırıkları var. O fay hatlarının üzerine bizim belediyelerimiz yerleşim alanları kurdu. Sakarya deprem bölgesidir, Taşiye'ye kadar, İzmit'e kadar. Evet. Hep oralarda fay hatlarına hiç bakmadan yerleşim alanını açıyor. Çünkü rant var bu işte. Şimdi diyor ki, siyasette de böyle şeyler var, fay kırıkları var. Mesela siyasetin en önemli fay kırığı dindir. Yani din bir fay kırığıdır. Onun üzerinden siyaset yaparsanız aynı Sakarya'da uğradığınız felakete uğrarsınız. İki, etnik köken üzerinden siyaset yapmaktır. Şimdi bu fay kırıklarına bir defa siyasiler dikkat edecek. Bu iki fay kırığının üzerine inşaat yapmayacak, siyaset kurmayacak. Değil mi? Din benim Tanrı'yla aramda bir özelimdir. Benim özelim o. Sen ne biliyorsun benim gece bir başarısız olduğumda, canım sıkıldığında, bu milletin, benim için değil herkesin, gece 12'den sonra Tanrı'ya dua etmediğini, ona ne biliyorsunuz yani? Sonra bu şeyin toplum düzenini sağlarken, bu laiklik tartışmaları olduğu zaman Atatürk'ün masasında bulunan bir kalemden okumuştum onu. Varsayalım ki diyor, bakın bu çok önemli, varsayalım ki diyor, laikliği kabul etmedik, din devlet işlerine karışsın istedik, bunu günlük hayatımızda kullanalım istedik. Bakın diyor, Müslüman olmak yetmeyecek. Ne isteyecekler sizden? Bir de suni olmanızı isteyecekler diyor. Varsayalım suniliği de kabul ettiniz, o da yetmeyecek diyor. Hanefi mezhebinden olmanızı isteyecekler. Sonra onu da kabul ettiniz. Ne isteyecekler? Onların tarikatından olmanızı isteyecekler. Yani böyle bir kör dövüşünün içerisine, onun için Tanrı'yla olan ilişkilerimize kimse müdahale etmemeli. Siyaset o zaman güzelleşecek. O bir fay kılığı. Söyledim, evet, ya demin. O çok önemli. Yani oraya müdahale etmeyecekler. Ben inancımı özgürce yap. Tabii ki şuna da şeyim, ben kimsenin inancından dolayı zaten kınamam. Yani namazını kılan, biz hepimizin babası, annesi Müslümandı. Namazını kılıyordu, orucunu tutuyordu. Ama ben ona nasıl saygı gösteriyorsam toplumda buna inanmayan da olacak. Çünkü biz hakikaten şey bir toplumuz. İçerimizde böyle epeyce bir haşır neşir olmuş bir toplumuz. Evet. Atatürk'ün o ustalığı, yurttaşlık kimliğiyle onu harç yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmuş. Ama onu işte anlatamadık. Hala biz söylüyoruz aslında, değil mi? Bu farklılıklar bizi güzel kılan, tabii, diyoruz, tabii, ama uygulamada, evet, ne uygulamada yazık maalesef, ki maalesef farklı noktalar söz konusu, evet, olabiliyor. Evet, evet. Sonra şeyimiz de var. Mesela ben bir şey siyasilerden beklediğim benim. Mesela bir ünlü yazar yine şey yapıyor. Bir tren yolculuğunda, tren ovadan geçiyor, bir ovadan. Ovada bir yığın hayvan otluyor. İnekler var şeylerinde. Otluyor. İnekler genellikle sarı renkli, kahverengi renkli olur. Yani inek rengi bellidir. O binlerce, on binlerce ineğin içerisinden bir tane mor inek dikkatini çekiyor. Şimdi hemen yazarlı olduğu için o mor ineği yazmış. Kitabın ismi Mor İnek. Eğer fırsat bulursanız okuyun onu. Bu fark yaratmayı anlatıyor. Bu en çok siyasilere lazım. Fark yaratmak lazım. Yani nasıl yaratacağız farkı? Arkadaş, bir Alman ressam var. Adam bize göre, şimdi bizim düşüncemize, ya ne gıcık adamsın sen. Alman olmasına rağmen Almanlığa karşı. Ressam olmasına rağmen ressamlığa karşı. Hristiyan olmasına rağmen Hristiyanlığa karşı. Sen ne biçim adamsın diye soruyorlar şeye, Alman'a, ressama. O diyor ki, ben aslında problem bir adam değilim diyor. Ben durağanlığa karşıyım. Eğer diyor
hiç yeni şeyler yapmayan bir ressamsanız, Almanlığının farkına varmadan tembelleşmiş bir Almansanız, Hristiyanlığı diyor doğru anlamadan Hristiyansanız ben bunların tamamına karşıyım. Onun için karşıyım diyor. Yani biraz fark yaratarak bu toplumu biz güzelleştirebiliriz. Hepimizin çok ayrı meziyetleri var. Sizin yaptığınız işi ben yapamam. Siz de benim yaptığım bazı işleri yapamazsın ama siz de bir bütün olacağız. Siz benim için çok önemlisiniz. Değil mi? Siz çok önemlisiniz. Bizim için önemli olan daha binlerce insan var. Hep böyle birbirimizin önemli olduğunu hissedersek toplumun ben barış içerisinde yaşamaması için bir sebep yok aslında. 12 Eylül gibi bir arızanın sonunda bu temennilerin bulunmasını ve inşallah bunları sözümüz geçer de dinlerler de özel hayatımızda da çünkü her yerde bunları konuşuyoruz. Evet. Yani şimdi bizi dinleyenler Tekin abi gene orada sen aynı şeyleri anlattın diyecek. Orada ama bunların sık sık tekrarlanması lazım, altının çizilmesi lazım. Çünkü demokrasi böyle bir şey. Bu hoşgörüyü geliştirmek lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için, evet. Paylaşımlarınız için. Çok sağ olun efendim. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Çok evet değerli izleyiciler, konuk evinde bugün Sayın Tekin Akın'ı ağırladık ve bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Hem 12 Eylül dönemini konuştuk hem de günümüz Türkiye'sini biraz konuşmuş olduk. Ve bu sohbette de konuk evi programını sonlandırıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz sizlere. Hoşçakalın.